Şimdi petrolün tanımı. Evet. Petrolün tanımı, kökeni, oluşumu, tarihçesi. Tabii bu petro, taş veya kaya, bunlar anlatmışlar. Yağ sözcükte oluşuyor. Hidrojen ve karbondan oluşuyor. İçerisinde değişik şeyler var. Özellikleri, özgül ağırlığı, akışkanlığı, kükürt miktarı. Bunlara ben çok anlatmıştır hocalar. Ben güzel, bu IPI gravitesini falan anlatırım değil mi? Evet. Bunları geçiyorum. Nasıl bir şey var? Evet. Şimdi dünya aslında canlı. Sürekli bir devinim içerisinde. Ve boş bir sirkülasyon devri bu. Hani bu termodinamiğin bir kanun kuralı var. Enerji yoktan var olmaz, vardan yok olmaz. Ancak dönüşüşte dönüşür. Yani enerjinin korunumu kanunu. Dolayısıyla da yer altında da, yer kürede de, yüzeyde de, litrosfer kürede, atmosfer, hava kürede vesaire, yer kürede sürekli bir sistem var. Canlı yani sistem. Nasıl siz tırnağınızı kesiyorsunuz, elinden çıkıyor, saçınızı kesiyorsunuz, çıkıyor. Yerin altında böyle. Sistem devam ediyor. Petrol oluşumu ile ilgili çok farklı teoriler var. Petrol oluşumun hala devam ettiği, bittiği farklı bir teori. Devam ettiği farklı bir teori. Mesela şunu diyor. Ya işte Siberia gaz havzasında gaz hiç bitmiyor kadar oluyorlar. Oysa bile yerin altında sürekli türüyor diyor. Ruslar bir örnek dağısı var sürekli. Kendini yerine değiştiriyorlar. Çünkü Avrupa'nın bizi tamamen bununla biliyor, bizi bir dahil. Güzel. Dolayısıyla böyle teoriler var. Demek ki neymiş? Sürekli bir sirkülasyon, bir çevrim var, dolaşım var. Şimdi farklı jeolojik dönemlerde farklı canlılar, dinozorlar, bunlar işte bilim kurulu filmlerinde seyrediyorsunuz. Önce bir dünya var. İsterseniz buna İslami açıdan bakın, isterseniz Humanizm, isterseniz ateizm açıdan bakın. Bir şekilde bir kütle var oluyor. Sonra jeolojik devrimler boyunca, yani milyon yıllar bunlar, birazdan bir video seyrettireceğim inşallah, size bir video seyrettireceğim. 750 milyon yıl geçmiş oldu yani. 750 milyon yıl. Kıtaların nasıl olsa bir video seyredeceğiz. Sonra işte Trias, Permian gibi jeolojik devirler var. Bunlar tablolar halindeyiz, ben önünüzü söylüyor, ben de biliyorum. Ben de ezberiyoruz zaten, açar okuyorsun lazım. En azından devrimleri. İşte değişik canlı grupları, değişik jeolojik dönemlerde bugüne kadar en sonunda insanı görüyorsunuz. Mesela insanın yaşı çok kısa dünyada var. Bu canlılar, efendim işte hani bizim canımız sıkıldı, petrol oluşturalım falan böyle bir şey demiyor. Burada geçen hafta, geçen gün derste bir anlatmaya çalışmıştım. Buradaki şey şu, ya burada bir olağanüstü durumu oluşuyor. Yani büyük kitleler halinde, büyük sayıda canlı ölüyor ve bir ölü kütlesi, organik kütle meydana geliyor. Ya bu birdenbire yok olmayı ne sağlıyor? Şimdi buraya bir gaz bomba satsak ısınıklarıyla, Allah göstermesin, hepimiz toplu olarak sınıf koyuyoruz ve kaldığımızda ceset oluyor değil mi? Bunun gibi, yani bir sıra dışı bir şeyin olması lazım. Biliyor musun? Birdenbire yok olduğunu nereden biliyoruz? Birdenbire yok olduğunu nereden biliyoruz? Bir anda onlar üstüne geldi. Hayır, sonraki süreçler. Birkaç kat falan. Şimdi şöyle, bir şok hissi var. Ya da o devir çok kısa. Yani zamanı. Mesela nedir? Milyon yıl. Ya şimdi dünyanın yaşı 750 milyon yıl olarak jeolojik canlı yaşamını veya evrimi değerlendirirsen 3-5-10 milyon yılı çok önemli olmadığını düşünürsün. Değil mi? Yani böyle periyotlar arasında, 20-30 milyonluk periyotlar, 150 milyonluk periyotlar, 750 milyon düşünürsen bu kısa bir evre oluyor. Birdenbire oluyor zaten. Şimdi tabii bir, gök taşı çarpmalar demiştik. Yani şöyle bir teori var. Dünya önce bir çekirdek küçücük. Sonra o çekim gücü sayesinde boşluktaki bütün katmanları çekerek parçalar halinde birleştiriyor. Bu da gök taşı her çarpma. Canlı oluşuyor, benzemiyor, çarpmayla bu canlılar yok oluyor falan. Birincisi bu. İkincisi bununla birlikte volkanizmaların olduğu, yani volkanizmalarda da bol miktarda hidrojen sülfürle, karbondioksitle H2S gibi zehirleyici gazlar
öldürücü gazlar var. Bunların ortama bir anda volkanizmayla birlikte gelmesi, ortamdaki bütün canlıların zehirlenmesi ve toplu olarak yok olmasına. Buna toplu yok olma derler. Özellikle Kretese Tersiyer döneminde jeolojik olarak toplu yok olma derler. Dolayısıyla bu toplu yok olmalardan dolayı da çünkü sıradan yafif yok olmalarda bu böyle bir şey olma şansı yok yavaş yavaş olmalarda. Mutlaka hayvan seken canlılar olur çok miktarda. Yani belirleri bu ortam ayarlayıp bağış kazanır yoluna devam eder. Onun için toplu yok olma lazım ve doğum güçlüklerinde. Dolayısıyla bu şekilde volkanizma bunları organik olarak yapıyor. Üzerine sedimanlar vesaire başka önemli jeolojik malzemeleri geçince çünkü dünyada şöyle bir şey yok. İşte efendim bir dönem karaydı, bugün deniz altındaydı. Ya bir dönem kara çöküyor, denizi basıyor üstüne. Transpirasyon, regresyon diyoruz. Jeolojistlerimiz mi bunlar? Ha. Deniz basması, mesela kara düşün, şuradan deniz seviyesi düşün. Zaman zaman deniz seviyesi yükseliyor, kara altta kalıyor. Bu şekilde deniz buraya doğru yükseliyor. Ya da ne yapıyor? Kara gömülüyor, deniz altına gidiyor gibi. Çok bu oluyor yani. Kara salçalıkları oluyor aşağıda, boşluklarda. Mesela Konya Ovası'nda da duydun mu? Aşırı yer altı su çekiminden dolayı havza göçmeler var. Konya var mı aramızda? Konya Ovası'nda bu şekilde çökmeler var. Veya orada kireç taşlar var, asidik sular dönüyor. O asidik kireç taşları kim sormuş? Karbonhidrat hocam, kireç taşını nasıl ayırırsın falan diye. Hidroklorik asit attığı zaman tepkime giriyor. Köpürür falan böyle bozuluyor yani. O da yağmur suları asitik olduğuna göre. Onlar karstik boşlukları, neresi? Antalya. Düzen şelaleler, işte Rebin'in gibi böyle düzenler, şelaleler falan karstik yapılar. Böyle bir mağaralar, işte Tokat'ta vardı, Mallıca mağaraları gibi böyle karstik sular, karstik mağaralar oluşturuyor yerler. Dolayısıyla oralarda bir petrol yerleşiyor sadece. Onlar da önemli rezervuar açısından. Şimdi rezervuarlarda iki ayrı gaz, karbonat ve kırıntılı. Rezervuar ne? Petrol üretiminin veya petrol üretiminin yapıldığı veya birbirine alanlar veya birbirine verilen formasyonlarında isimli kireç taşı olabilir, kırıntılı kum taşı olabilir, kuvars kum taşı olabilir, mercan ve sifo olabilir vesaire vesaire. İki ayrılığı karbonat ve kırıntılı. Bu canlı yaşam böyle değişik dönemlerde ağaçlarla, bitkilerle, zaman zaman canlıların verildiği türler çıkıyor falan filan. Burada da böyle bir tablo var. Bu anlatılamayız kitapta var çocuklar. Dördüncü bölüm, birinci cilde. Burada işte deniz yer, kömürler olsun, yol olsun, bu yüzden senin temelde. Burada jeolojik zaman çizelgesi, her şey bir çizelge, bir zamanlama üzerinde oluyor. Evet, bu da klasik bir şey, model. Hocam, siz bu modele katılıyor musunuz? Ya bu çok genelleştirilmiş bir şey. İşte okyanus şurası soru işareti. Ön tarafı. Yani orada soru işareti. Zamanlar ve soru işareti. Çünkü 50 milyon, 100 milyon yıl önce de oluşan genç petroller var. 10 milyon, 20 milyon oluşan. Ama genel hani petrolojik sistematiğini anlatıyorlar. Şimdi orada ne de küçük deniz organizmaları var. Okyanusun içerisinde. Şunlar küçük deniz organizmaları, plankton ve algler. Şurada görüyorsunuz yani mikro boyutunda canlılar. O canlılar işte ölüyor, böyle bir toplu yok olmalı yani sıra düşünüyorlar. Ne oluyor? Gaz zehirlenmesi, işte bir aşırı sıcaklığı, volkanizmayla bir aşırı ısı. Şimdi düşünsene burayı biz bir anda 150 dereceye çıkardık bizi. Hepimiz ne yazık? Bizim kumuz çıkar yani. Bunun gibi böyle bir atmosferik, bir çevresel değişim mutlaka. Dolayısıyla oradaki bir toplu yok olma, çok sayıda canlının toplu yok oluyor, orada gömülüyor bakın. Organizmalar petrolü. Ne yapıyor? Üzerine örtü dediğimiz bir set oluşuyor ve o canlılar artık dışarıda teması. Neyi? Tencere kapağı gibi düşünün. Nasıl bir eti koyuyoruz, tencere alttan yanıyor. Zaten mağmur, iki tane güç var demiştik dünyada. Bir güneş, biri mağmur. Geliyor, üzerine kapatıyor. Yavaş yavaş kapata kapata
Kapattıktan sonra da ne oluyor bu? Bölgesel olarak işte devrilmeler, yapmalar, sıkışmalar, tektonik olan böyle hareketler, anlatan bir hareketler. Ben bir sonra giderse siz jeolojiyi birçok video izleyecek. Tamam. Ya hem biz de izleyeceğiz hem bilgisayar yapacağız. Yapacağımız şey bundan sonra ne olacak? Biraz da jeotermal besin öyle bir video izleyeceğiz. Hemen 100 tane şey okurken okumak yerine sayfa bir video anlatmayı, bir bilgisayar programı göstermeyi daha çok tercih ediyorum. Yeme eğitim sistemi, tercih, biter. Sonra bunlar ne yapıyor? Kırılıyor, kırılıyor, içine giriyor, dışına çıkıyor derken petrol sıvışıyor, derken karışıyor. Ondan sonra siz tabii petrol olarak üretim yapıyoruz. Şimdi bu sıcaklıklar katajenez, metajenez, işte bu evreler derinlikle birlikte petrolün gömülme derinliğiyle gaz vesaire oluşuyor. Şimdi hocam siz bunların çoğuna katılıyor musunuz? Ya bunları teorik olarak şey sahada pek aşırı derecede mümkün olmuyor. Tabii ki mesela 50'ye 150 derece ana petrol oluşum zoru, gaz oluşum zoru. Şurayı mesela gaz oluşum zoru diyoruz. 150 dereceye kadar Alaşehir'i söylemiştim. Joel Temel mesela biraz anlatacak. 150 derece üzerinde diyor gaz oluşum. Alaşehir'de 287 derece sıcaklık var petrol var. Parafinik. Şimdi tabloya bakın, 100 derecemizin gaza geçmesi lazım. Ama 287 derece sıcaklık var, o petrol var ortamda. Wax dediğimiz parafin, mumsi petrol. Şimdi yani dolayısıyla biraz sahayla uyuşma yerinde var, bunları uyuşturacağız. İşte bu üçüncü kitabımızda bunlardaki burada soru işaretlerini kaldırmayı planlıyoruz. Şurada zaman ve sıcaklık etkisi. İşte genel oluşum sıcaklığı, petrol derken sıcaklık arttıkça bu gerçek olan. Sıcaklık arttıkça gaza doğru dönüyor. Yani burada bilmeniz gereken 100'dür, 200'dür, 300'dür falan bunlar kitabı şeyler. Şu sıcaklık arttıkça gaz zoruna doğru petrolden, organik malzemeden gaz fazına, yani sıvı fazdan gaz fazına doğru geçişin olduğu derinlik ve sıcaklık artışıyla dönüyor. Özeti bu yani. Bu grafi. Evet, bu da yine bir yaklaşım. İşte kerojen dediğimiz bir organik baza var, değil mi? Duydunuz mu bunu? Petrolün kerojen dediğimiz kerojen. Ha. 1, 2, 3, 4 onların cinsleri var. Burada işte canlıların mikro ölümüşü tekrar yani jeolojik devirlerde su içerisinde veya karadan taşınan malzemeler, bir deniz düşünün şöyle. Deniz düşünün. Şimdi buraya önce deniz suyu var. İçindeki asıl ağırdaki malzemeler çöküyor. Bir taraftan da yükselen tektonik hareketlerle birlikte karadan malzeme de taşıyor. Kırıntılı malzeme. Tamam mı? Ya nedir bu bizim aygır dediğimiz var ya. Dere, kum, çakıl vesaire. O kırıntılı malzeme de veriyor. Kili var içinde, sirk var derken böyle katman 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 dizilmeler oluyor jeolojik devirlere göre. Bunlar su altında oluyor biliyorsunuz hep deniz altında. Daha sonra kerojen oluyor. Belli bir sıcaklığa erişiyor. Organik malzeme petrole dönüşüyor. Aksi durumda olgunlaşmıyor. Sıcaklık demezse veya belli bir gömülme ve sıklaşma durumu oluşmazsa petrole dönüşmüyor. Biz buna ne diyoruz? Olgunlaşmamış. Olgunlaşmamış. Yani yeterli düzeye organik malzeme var. Ne görüyorsunuz? Bunu bitüm. Asfalt. Değil mi? Bunlar. Yeterli derinliğe sıcaklığı petrol dönüşememiş, katı halde kalmış malzeme, yeterli derinliğe gömülememiş, yeterli derecede ısı yememiş. Ne bütün, ne asfalt, ne katran. Bunlar yüzeyde kalmışlar ve atmosferle temas halindeler. Ama katı olarak yine organik malzeme yakılabiliyor, kullanılabiliyor fakat petrol olarak kullanılabiliyor veya gaz fazı yok. Dolayısıyla yüzeyde demek ki bir gömülme şeyi var. Gömülmeyle birlikte taneli bir ortamda geçirgenlik ve gözeneklilik. Biliyor musunuz? Şimdi bir ortamdaki geçirgenlik taneler arasındaki hareket etme yeteneği. Yani bir sıvı koyduğunuz zaman o jeolojik bilim içerisindeki hareket mekanizmasında irtibatlı olması. Gözenek kavramla hareket edilir. Gözenek ise bir kaya içerisinde, bilim içerisinde değil mi? Hocam neydi? Valla hiç ekliyorduk o ya. Jeolojik yok mu? He? Jeolojik hemen. Jeolojik hemen. Biz de biliyorduk o ya.
Evet. Yani o gözeneklerin olması lazım ki bazen oraya girebilsin. Geçirgen olması lazım ki hareket edebilsin. Anladınız mı? Gözenekli olacak. Aynı sünger gibi düşünün. İçinde malzeme olacak. Fakat bu süngerler arasında, tarihler arasında şey olacak, yollar olacak. Devam edebilmesi, yani petrol hareket edebilmesi. Biz buna ne diyoruz? Göç. Yani bir noktada oluşan organik malzemenin hareket etme noktasına da göç diyoruz. Bak burada göç oldu. Buna birinci göç diyoruz. Yani oluştuğu hayalin içerisinden çıkması, ayrılması, oluştuğu hayali terk etmesi. Evet, gözenekli bir geçirgenlik kavramı bu. Bakınız gözenek taneler içerisinde kayayı görüyor musunuz biraz? Evet, orada bir kaya yapısı var, karşıda gözüküyor. Buradan bir örnek alınmış. Gözenek kuvvetler aradaki, yani sarı taneler arasındaki boşluk maviler, geçirgenlikler, bu taneler arasındaki irtibat olması. İrtibatsız olmazsa siz oradan üretim yapamazsınız, petrol oluşamaz. Yani gözeneklik olur, mesela nedir? Kim? Çok iyi su tutar ama su sondaj yaparsan petrol su olamaz. Onun gibi. Tamam mı? Mesela bazı kimlerde petrol vardır. O ben bazılarında petrol sondaj yaparsa da alamazsınız. İlla ki işte o kaya şehirleri, kaya gazlarının ne olduğunu sanıyorsunuz? Ha? İşte bu gözeneklik var, geçirgenlik var. Olsaydı zaten petrol olurdu. Şehir olurdu. Veya kaya gazları vardı. Anladın mı? Bu çok önemli. Geçirgenlik, gözeneklik. Ama bu sizin aşırı derece konunuz değil mi? Jeoloji mühendisleri çözmekle düşünüyorlar. Evet, şimdi aşağıdaki okunuyor mu? Evet. Şimdi burada bir mikrobiyal gaz zonu dediğimiz yüzey gaz. Yani işte bunlar çok basit ilke olarak. Mesela Trakya. Ben hiç beğenmedim bir gaz havzası. Yani dünyanın kıyasladığı zaman çok basit davranabilecek. Yani çok verimli olmayan, yani çok cafcaf çok verimli olusu da yani ne kadar gaz ürettiklerini konuşmak lazım. Türkiye'nin %1'ini bile karşılamıyorum. Nasıl gaz havuzamız? Trakya'nın havuzasının %3'ünü bir Türkiye'ye vurmak. Ha? Biz toplam gaz üretim, bahane giderimizin %1'ini karşılayabiliriz Trakya havuzasının. Yani Güneydoğu'da dahil mi? Yani Güneydoğu'da ürettiğimiz gazlara dahil. %1. Hocam Trakya için şey dedikodu alınıyordu hani Türkiye'nin bir yıllık ihtiyacını karşılayabilecek şekilde bir gaz varmış herhalde. Niye karşılamıyoruz? Herhangi bir savaş durumunda ihtiyaç. Hayır niye karşılamıyoruz? Niye yeraltı gaz depoları yapıyoruz o zaman? Niye depolama tesisleri yapıyoruz gaz yeraltı gaz depolama tesisleri yapıyoruz madem karşılıyorlar. Trakya'da 300 metreden de gaz üretiyoruz 400 metrede. 300-400 metrede. 300-400 dedim bak. 3000 demedim. 3000 de var da. Kitap tepsi var orada. Bak onlara bakarsan üretim derinliklerini görebilirsin. 150 metrede bile var. 150 metrede. 400 metrede. Niye bu kadar kaliteli gazlar, bu kadar rezervi yüksekte? Acaba Marmara Denizi'nde bana rezervi var? Ha? Yoksa? Bu Marmara Denizi niye deprem oldu 99 depremi? Sebebi neydi? Gaz sıkışması. Gaz değil mi? Niye gaz sıkışsın koca denizde ya? Ha? Niye sıkışsın ki? Düzce depreminin sebebi neydi? 99 depreminin sebebi neydi projeye? Niye bu kadar gaz sıkışsın ki? Niye bu kadar gazlar hani sıkışalım diyor. Olur mu ya böyle bir şey? Marmara Denizi'ne oysa biz hep sismik yaptık, jeoloji yaptık, Fransız gemileri geldi, biz gitti falan filan. Bunların yerleri nerede? Niye araştırmıyoruz, niye sondaj yapmadık? Hep kıyıları yapmışız. Marmara 5, Kuzey Marmara 5, bilmem 3. Şuradayız. Ya Müslüman, şurada sana. Rezervuarlar. Bak kitap burada. Aç bakayım. Bak bir kitabı kapana bakmayalım. Yani yüzeysel gazlar. Yani Marmara Denizi'nden faylar aracılığıyla, yüzeye yakın faylar, yüzeye gelen faylar aracılığıyla. Marmara Denizi'ne yakın. Yüzeye gelen, şurada faylar var. Taşınan gazlar olabilir mi? Tamam. Ama rezervuar da olabilir mi? Ben jeotermal açımdan düşünüyorum. Bizim jeotermal sahalarda da ana rezervuarlar buradadır. Havzanın orta yerindedir. Kaynaklar buradadır. Sıcak su kaynaklar çıkışları. Ana rezervuar buradadır. Alo. Onun için
için o Trakya ile bir olarak yüz ölçümü şöyle bir değerlendirirsen, ya bak ben çocuk birinci sınıfa bir şey yaptım, Petrovski'nin çok yararlı bir sektör. Çok spekülasyonun olduğu bir sektör çünkü borsası var, bunlar, kredilitesi var, şunlar, bu var. Her derbele öyle inanmamak lazım. Evet. Şimdi mikrobiyal gaz sorunu, termojenik gaz sorunu. Bunlar işin şey bölümü. Yüzeydeki gaz bölümleri. İşte efendim birilerine söyleyin gibi, ya bana böyle bir saha alırsın da termojenik mühendik diyor. Beğenmiyorsun diye bana da bir saha alır. Allah mühendisin ağzını açtım, sen dünyada bir mühendisin diye. Sen kendin bölümler. Şimdi petrol ve ıslak gaz bölü diye altta bir zon var. Bakın burada kırmızı bir kuru gaz türemesinin başlangıcı var. Derinliği arttıkça kuru gaza dönüyor. Yani sıvı gaz. Yani bildiğimiz klasik fizik şeyler, kimyasal prosesler devam ediyor. Sonra bakın orada bir yük geliyor. Şimdi buradan havada dururken buradan bir yük geliyor. Mavi olan şey, pembe olan yere köşe görüyor musun? Tektonik olarak bir yük geliyor, havzayı sıvıştırmaya başlıyor ve derinleştirmeye başlıyor. Petrol ne yapıyor? Buradan havza sıvıştığı için kaçmak zorunda bir yere. Sıvı ve bunu fazla olduğu için hareket mekanizması yeteneği var. Bakın oklar boyunca hareket ediyor. Orada tektonik olarak daha önceden oluşmuş kapan dediğimiz, hapishane dediğimiz yerlere veya ne diyorlar? Trap. Bunu duyarsınız. İngilizce merak arkadaşlar çoktur. Bizim meslekte. İki kelime İngilizce sokarlar ki bu bilim adamı falan sanırsın diye. Hani iyi biliyor, ne bilmiyorum, ne bilmiyorum aslında. Kapandı bunlar aslında Türkçesi. Kapanlanma derler oraya da. Şöyle bir yapı var. Petrol yanı buraya girer. İşte o gaz, su ve petrol şeklinde. Gaz, petrol ve su şeklinde girer. Burada hatta üstte kireçler, geçirimsiz kimler ve diğer tuzlar bulunuyor. Bu geçirimsiz bir sektörü de orada kalıyor. Özeti bu. Oradan diğerine gidebilir. Giderse zaten bilir. Evet, şimdi bakın bu diğer cümle. Biz burada bütün prosesi anlatıyorum. Şimdi burada oluşma, ayrılma, göç, birikme ve korunma. Korunma da çok önemli. Şimdi kapanlanabilir, birikebilir ama korunamaz. Bana kalırsa korunamayan bir petrol çok az. Sızıntılar işte. Oraya sızıntılar. Biliyor musun? Petrol sızıntıları. Hı? Kuyuda da olabilir, yüzeyde de olabilir. Kuyuda nasıl oluyor? Kuyuda... Ben bilmiyorum. Bu işini bilmiyorum. Yok hocam, bizim ders notunda yazıyor hocam. Kuyu işi nasıl oluyor? Açın bakın size. Aç bak hocam. Bu içini ben bilmiyorum. Ben duymadım. Benim derste yoktu. Şimdi bak. Bir petrol rezervuarı düşünün bu şekilde. Birazdan anlatacağım onu da göstereceğim. Gaz, petrol, yani ben petrol da olabilir sadece. Sadece gaz da olabilir. Ama bu klasik. Sadece gazın temel. Nasıl? Şimdi buradan faylar boyunca gelir, üstünü kapalı olduğunda, mörtem olduğunda, burada geçirmişsiz kanatlar. Burada sızıntılar veriyor. Şimdi, bu şekilde olan sızıntılar bir rezervuarın göstermesidir ama arkadaşlar sektörde der ki ya işte petrol sınıfı ne olduğu yerde petrol olmaz falan filan bizim Türkiye'de yalan yok. Türkiye'de de bak. Dünyada değil. Dünyada bu çok önemli bir parametre. Havzada petrol ürediğini, türediğini ve mevcut olduğunu ifade eder. Havza için konuşuyorum. Havza dediğimiz yerde çok büyük kilometreler yani metreyi konuşmuyoruz. Genellikle bizim camiada şöyle yapmışlar, böyle diyemişler filan. Kaplan nerede? Şöyle hareket ediyor baktım. Gördün mü?
Bir kısmı da geliyor, buraya yerleşiyor. Bir kısmı da ne yapıyor? Gidiyor. Ama burada var. Türkiye'de bu sınıf. Bunlar hep sana birazdan göstereceğim o sınıfı. O dosyayı göstereceğim. Onda bir bölüm hazırladım. Petrol sınıfı, yüzeysel belirtileri. Dolayısıyla bu kapana giriyor. Yani bu kapanları sondaj hedef olarak baz alıyor. Gördünüz mü bak, bir kısmı oraya giderken şu petrol sızıntısı bak şuradan çıkar. Rezervuar müresi çizdiğim değil mi? Demek ki burada petrolün ürediğini, havzada petrolün olduğunu, petrol oluşunun ne olduğunu ifade eder. Fakat gelip de ben dibine vurursan, sonunda çıkaracağım, petrolü bulursun, kapanı bulursun, ifade etmez. Hocam, kuyuda olan bilgiye vurmanın açıklayın. Söyle bak. Sızıntı eğer kuyuda görülüyorsa bu orada göç olduğunu ve geçmekte olan bir petrolü ifade eder. Şuraya vurduğunu işte. Ya orada emanedir. Oil show derler baba. Sızıntı değil. Petrol emareli uyu derler. Sızıntı olmaz. Bak İngilizce bilmeyen adam böyle çizerse yarım oldu adamı dinler eder. Yarım oldu adamı dinler eder. Ona petrol emareli uyu derler. Bak PE. PE. Petrol emareli. Bunlar not aldı arkadaşlar. Bunlar kitapta okuyabilir. PG. Geç üçüncü ciltte vereceğiz de. Petrol. Bunlar İngilizce'de vereceğim. Gaz emareli. GE. Gaz emareli. Ondan sonra K. Kuru. Kuyuda bu, bunlar bu. Tamam. Sorduğunuz için de teşekkür ederim. Arkadaşlar ne bir şey yaptı. İyi oldu. Okay, let's start back. Okay, bunun tanımları budur. Yani bunlar kuyuda karşılaştılar şeyler, sızıntı değil, petrolün göstergesi ve emaresidir. Tamam mı? Ona show derler, yüzeyde gözüken sit derler. Bu arkadaşa kim yazdıysa orada bir şey hatırlatırsa. Çek şurayı. Lütfen onu düzelsin. Yanlış bilgi olmasın. Yani şu dediğim gibi hocam kalanı bilmemiş. Yani bundan bu terminoloji karşılayacaksınız. Bütün literatürde alacağınız haritalarda, şurada, burada, raporlarda, hocalarınızda bu terimler karşınıza çıkar. Hocam solu yazılır. Vet. Vet, vet. Bir adam bulur. Anlaşıldı mı? Sen yani bu konu çok önemli çünkü karşınıza çıkacak bunlar. Yani şu terimle, o terimin ne olduğunu iyi şey yapmanız lazım. Bunlar kuyularda böyle yazılır, tamam mı? Ya da kuyuların yanında PG, İngilizcesi yazılır mesela. Atıyorum. P-O-G-S yazar. O-G-S yazdığı zaman sen bunu petrolgaz emareli olduğunu bilmem ama yabancı genel açılımını yazarlar. Yani OGS falan kullanmaz. Bizim İGEM'in verilerinde de bunları görürsünüz.